Arkadaşlar, son dakika haberleriyle sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hava harekatı için Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda pençe kılıç hava harekatı icra edilmiştir denildi. Peki 51. madde neyi içeriyor? 20 Kasım Pazar gününün ilk saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor ifadeleriyle duyurulan operasyonun ardından hava harekatına yönelik görüntülere de yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı bir basın açıklaması yayınlayarak söz konusu pençe kılıç hava harekatının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan hakla icra edildiği bilgisini paylaştı. Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. PKK, KCK, YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere pençe kılıç hava harekatı icra edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere silahlı saldırıda bulunulması halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ise şöyle: bu antlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve konseyin iş bu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.